Benim adım Nicholas Todd Taş Devre Enstitüsü'nde Müdür Yardımcısı ve Indiana Üniversitesi'nde Antropoloji Profesörüyüm. Sizlere Afrika kıtasında görebildiğimiz atalarımızın Yaklaşık iki buçuk milyon yıl önce neler yapmaya başladıklarını göstereceğim. En eski arkeolojik buluntular son derece basit taş aletlerden oluşuyor. Hemen hemen aynı dönemde, örneğin bir nehir yatağından iki taş alıp bunları birbirine vurduklarında arkeologların yonga dedikleri jilet kadar keskin parçalar elde edebileceğimizi keşfettiler. Birkaç saniye içinde. Bu son derece keskin jilet bıçağı benzeri malzemeleri üretiyor. Bunu mesela avladığım hayvanları kesmek ya da etoburların avlayıp bıraktığı hayvanlardan kalan etleri kemiklerinden sıyırmak için kullanabilirim. Bunlar gerçekten de jilet kadar keskinler. Gerçekten o yüzden bıçak olarak kullanılabiliyorlar. İlk taş aletleri düşününce sakın keskin olmadıklarını düşünmeyin. Neredeyse cerrahi neşterler kadar keskinler. Atalarımızın taş devrinde yaptıkları gibi biz de bunları bir dizi farklı iş için kullanabiliriz. Hayvanları kesmek, tahta yontmak gibi. Diyelim avlanmak için bir mızrak yapmak istiyorsunuz ya da sebze yumrularını ya da ağaç köklerini kazmak için bir alet yapmak istiyorsunuz. İşte bunlar istediğiniz şekli vermek için oldukça uygun. İnsan evriminde iki buçuk milyon yıl önce başlayan bu yolculuğu bu son derece basit taş aletlerin yapımında görebiliyoruz. Bundan kısa bir süre sonra hemen hemen 2 milyon yıl önce insan beyninin gitgide büyüdüğüne ilişkin güçlü kanıtlar var. Afrika'dan yayılmaya başladıktan kısa bir süre sonra da atalarımızın dişleri ve çeneleri küçülmeye başlıyor. Bir buçuk milyon yıl öncesinden başlayarak ise daha da azimle şimdilerde el baltası diyebileceğimiz formda aletler yapmaya başlıyorlar. Bunlar muhtemelen elle kavranıyor ve kesici alet olarak kullanılıyordu. Bu da onlardan biri. Çakmak taşından ve daha düzgün yapılmış. Belki yarım milyon yıl öncesine ait olabilir. Nasıl yapıldığına gelince büyük bir parça taş alıyorsunuz ve ana formun tam ortasında olduğunu kafanızda canlandırarak bir çekiç yardımıyla yavaş yavaş ama sürekli kenarlardan çevresine ilerleyip yongaları vurarak atıyorsunuz. Burada az önce yonttuğum yonganın boşluğunu vurmak için bir platform olarak kullandığım bir bölge var. Evet ve diğer yöne doğru devam ediyorum. Yapmanız gereken bu parçanın tüm çevresini bu şekilde dolaşmak. Şu an en son ortaya çıkacak şekil üzerinde fazla düşünmüyorum. Sadece bu parçanın çevresinde bir köşe yapmaya çalışıyorum. Okay. Tamam. Şimdi bunun etrafında tamamen dolaşmak bir 5 dakika mı daha alacak? Atalarımızın geliştirdiği bundan sonraki aşamaya sert çekiç vuruşları deniyor. Burada yonga çıkartmak için sert bir çekiç kullanıyorlar. Geliştirdikleri başka bir şey gerçekten çok ilginç ve bir bakıma mantığa aykırı. Köşeleri tamamen keskinleştirdikten sonra daha küçük bir çekici kenarlara sürterek ufak yongaları yok ediyor ve keskinliğini alıyorlar. Daha sonra daha yumuşak bir malzeme alıyorlar. Bir parça sert tahta ya da fil dişi parçası olabilir. Ben şu an geyik boynuzu kullanıyorum. Tam köşeye vurarak fazlalıkları alıyorsunuz. Bu şekilde daha uzun ve daha ince yongalar çıkartabiliyorsunuz. Böylece yongaları kontrol edebilirsiniz. Bir kez daha yapacağım. Sonuçta çok daha ince bir alet elde ediyorsunuz. Buna da yumuşak çekiş tekniği deniyor. Şimdi de bu tarafa vurarak bu taraftan bir yonga çıkarmaya çalışacağım. nasıl yaptığımı gördünüz mü? Bunu yaparak etrafında ilerleyerek kenarları dikkatlice şekillendirebilir, inceltebilir ve harikulade bir kesici alet elde edebilirsiniz. İnsanlar neden bu kadar büyük bir şey yapmakla uğraşmışlar diye sorabilir. Çünkü o dönemde zebra zaman zaman sığır gibi büyük hayvanları da avlıyorlardı. Bunlar her biri yüzlerce kilo olan büyük hayvanlar. Siz olsanız bunları keserken küçük bir jilet mi yoksa bunun gibi iki elle tutabileceğiniz büyük bir alet mi kullanmak isterdiniz? Düşünün. İşte bunda çok daha fazla kesici kenar var ve alet çok daha ağır. Sonuç olarak teknoloji tarihine bakınca taş aletlerin zamanla değişerek geliştiklerini görüyorsunuz. Neandertallere ve ilk modern insanlara gelindiğinde muhtemelen artık aletlere sap takmaya başlıyorlar. Çam ağacının reçinesi gibi bir tür yapıştırıcı malzeme ya da kiriş veya başka bir malzeme ile aletleri birbirine tutturuyorlardı. Böylece yaklaşık 80 bin yıl önce başlayan bu teknolojik ilerleme ve gelişmeyi özellikle taş alet yapımında görebiliyoruz. Ayrıca kemik aletlerdeki gelişmeyi de görüyoruz. Bu dönemde ilk kez kemik aletler yapmaya da başlıyorlar. Teknolojinin insan beyninin evriminde çok önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Bu teknoloji olmadan beynin evrimini sağlayacak yüksek kalitede bir diyete ulaşamazdık. Beynimiz vücut ağırlığımızın yüzde üçünü oluşturmasına rağmen enerjimizin yüzde yirmisini harcar. Düşününce sahip olması pahalı bir organ gibi geliyor değil mi? O nedenle büyük bir beyine sahip olmak için çok iyi bir nedeninizin olmuş olması gerek. Bu muhtemelen son derece sosyal hayvanlar haline gelmemizle yakından ilgili. Daha büyük gruplar halinde yaşıyoruz. Siyasi ve sosyal olarak pek çok bireyle karşılaşmak durumundayız. Yani daha akıllı hayvanlar aynı zamanda sosyal olarak daha iyi etkileşimde bulunabiliyorlar. Daha büyük bir beyine sahip olmanın avantajlarından biri olarak daha yaratıcı ve denemeye meraklı oluyoruz. Yeni aletleri kullanmada ve yapmada yeni teknikler deniyoruz. Böylece dünya tarihinde yeryüzündeki en önemli ve en özverili alet üreticileri biz oluyoruz tıpkı şimdi olduğu gibi.